Herkese yeniden merhaba. Bugün söz verdiğim gibi Aralık'ın ortasında Aralık Sohbetleri videosunu yayınlıyorum. Böyle bir isim koydum. Ama oldu mu? Emin değilim. Önce biraz farklı ürünlerden bahsedip daha sonra makyajı yaptığım ve makyaj ürünlerinden bahsettiğim bölüme geçeceğiz. Çıkışlarımız 4 adet. The Body Shop'un Drops of Youth isimli böyle bir serumu var. Böyle şeffaf bir serum. %99 doğal içerikli bir serummuş bu. Cildim tarafından anında emiliyor ve böyle cildimi çok pürüzsüz ve çok neme doymuş bir hale getiriyor. Yani sanki atıyorum akşamdan ya da işte birkaç saat önceden bir nem maskesi yapmışım gibi bir hale getiriyor. O hissi çok sevdim ve de dediğim gibi hemen emiliyor. Üzerine makyaj yapmasa çok güzel oluyor. Ben bunun üzerine gündüzleri nemlendirici kremimi, akşamda gece yağımı, serumumu sürüyorum. Cildi canlı, parlak göstermeyi vaat eden, birazcık nem vermeyi vaat eden daha doğal içerikli bir serum. Çok beğenerek kullanıyorum şu anda bunu. Zaten iki haftada şu kadar kullandım. Şuradan şu kadar kaldığını görebiliyorum. Sadece 2,5 haftadır falan kullanıyorum bunu da. Clarins'in Hydra Quench Cream maskesi. Beyaz bir maske, yani nemlendirici krem gibi olan bir maske. Ben bunu ne yapıyorum? Cildim çok kuruduğunda akşamları yatmadan önce sürerek yatıyorum. Nasıl bir cümle oldu bu ya? Bir toparlayacağım, bir de alacağım. Ben bunu akşamları eğer cildim çok kuruysa sürüp yatıyorum. Yani nemlendirici ya da serum ya da herhangi bir şey yerine bunu sürüp yatıyorum. Normalde maskeyle yatmak beni biraz gıcık eder. Çünkü işte yastığa bulaşacak, oraya buraya işte saçıma gelecek, saçım yağlanacak falan derim. Ama bu ince bir tabaka halinde sürdüğünüzde çok yoğun bir nemlendirici yerine geçiyor. O yüzden biraz emiliyor. Özellikle yatmadan bir saat önce falan sürerseniz emiliyor. O yüzden böyle saçınız başınız maskeye bulaşmıyor. Sabah uyandığımda cildim, özellikle burnum yağlanmış olmuyor. Başka nem maskeleri bende bu etkiyi yapabiliyor. Çünkü cildim benim çok kuru değil. Normal. Hatta burnum, sadece burnum karma. Hem yağlandırmamasını seviyorum hem de sivilce yapmamasını seviyorum. Ağır gelmiyor yani cildime. The Body Shop'un British Rose esanslı, gül esanslı, güllü bu ışıltılı vücut losyonu. Işıltılı deyince hepimizin gözünde canlanan şey böyle vücut simli dansöz ya. Öyle bir şey değil, gerçekten değil. Çünkü ben vücut simi tarzı şeylerden nefret ediyorum. MAC'in Stroke Cream'ini düşünün. Böyle içinde bir ışıltı vardır ama asla partikül görmezsiniz ya. Onun vücut versiyonu gibi. Ben güllü çok sevdiğim için. Bunun üzerine mesela benim Chloe, güllü Chloe parfümüm birleşince çok güzel kalıcı bir koku elde ediyorum. Parfüm demişken yeni bir parfüm keşfettim. Ay, çok kötü kirlenmiş bu. Donna Karan'ın Be Tempted parfümü. Ben yıllarca şunu kullandım. Be Delicious Fresh Blossom parfümünü kullandım. Aynı serinin bunlar. Bu ufak boyu gerçi. Bu parfümün global projelerinden bir tanesinde çalıştım. Instagram'da görmüşsünüzdür, iki tane fotoğraf paylaştım. Bu tam olarak bir gece parfümü. Genelde hep hafif ve çiçeksi kokuları tercih ediyorum. Özellikle günlük olarak. Ama akşam için bir şeye ihtiyacım vardı. Özellikle böyle bir yılbaşı partisi, yılbaşı işi davetleri sezonunda bu ay. İçinde yine limon ve elma var. Ama şey var. Kırmızı meyveler var ve Frank üzümü var. Frank üzümü benim çok sevdiğim akşam parfümlerinden bir tanesi olan YSL Manifesto'da da vardı. Orada çok seviyordum. Alt notalarında yine böyle vanilya, böyle bir şeyler ve böyle buram buram kokan çok kalıcı bir parfüm. Çok şekerli değil. O önemli benim için. Bu arada hayır, sponsor değil bu video. Sadece ben çok beğendiğim için koydum. Proje Instagram'daydı sadece. Ayağım uçtu. Aa, çok güzel bir şey keşfettim. Sizinle onu paylaşacağım. Bu Dior'un Rouge 999 isimli ojesi. Bu benim hayatımda en sevdiğim ve en kalıcı bulduğum kırmızı oje. Babam arıyor şu anda. Babacığım çok üzgünüm, yüzüne kapatmak zorundayım. Buradan bir muadil çıktı. Golden Rose'un Prodigy. Prodigy ne alakaysa. Gel ojelerinden. Gerçekten sallaklaştım. Ojelerinin 18 numara. Birebir formülü, rengi, kalıcılığı, her şeyi aynı. Tek katta bile opak oluyor. Parlaklığı, her şeyi aynı. Gidin ve bunu alın. Bir tane çok saçma sapan bir üründen bahsedeceğim. Aslında saçma sapan değil, gerçekten çok önemli bir ürün. Şöyle bir hoparlör. Bu duşta, böyle duşunuza yapıştırabiliyorsunuz. Ya da işte banyonun herhangi bir yerine. Telefonunuza Bluetooth'la bağlanıyor.
Ve atıyorum video izliyorsunuz diyelim ki. Uzağa telefonu koydunuz, duşa kapını kapattınız. İçeride bu var. Buradan açıp işte sesini yükseltip şey yapabiliyorsunuz. Buradan geliyor ses yani. Normalde çünkü ben duş alırken her zaman ya bir video açarım, ya bir dizi bölümü açarım, ya müzik açarım mutlaka, ya bir podcast bir şey açarım mutlaka. Yani birinin konuşması lazım orada ama çok sıkılıyorum yoksa. Ve böyle suyla beraber asla sesi duyamayız ya böyle uzağa koyunca. Hatta telefonu duşakabinin içine koymayı falan da denedim ben daha önce, yapmayın. Su kaçıyor. Bunu Amazon'dan alabilirsiniz. Bayağı uygun fiyatlı yani 10 küsur dolar falan öyle bir şey bulabilirsiniz Amazon'da. Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Eğer bulursam aşağı link koyarım ama Amazon'da var dediğim gibi. Kışla beraber benim en çok içtiğim çay. Rezene çayı. Benim içinde küçük bir anneanne yaşıyor. Bu doğadanınki benimki. Ama daha güzeli varsa eğer biliyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Poşet çay. Böyle keşke demlesem falan böyle gerçek rezene falan alsam ama bendeki bu üşengeçlikle zor. Ben bunları gece yatmadan önce yani böyle yatmadan birkaç saat önce uykumu getirmesi ve beni rahatlatması için içiyorum. Psikolojik bir etki mi bilmiyorum ama bence gerçekten işe yarıyor. Özellikle benim anksiyetemle böyle çarpıntımla falan başa çıkmamda biraz bana yardımcı oluyor böyle bitki çayları. Rezene çayını çok severek içiyorum son zamanlarda. İlk olarak YSL'in Tuşek'le Blur Primer ile başlayacağım. Bu içinde böyle altın parçaları gibi simler olan bir primer. Aslında ben bunu ilk kullandığımda dedim ki bu yüzümde gerçekten benim sim bırakacak. Ve bıraktı da. Onu söyleyeyim. Ama üzerine bir şey uyguladığınızda fondöten olabilir. İşte her ne. Ten ürünü ise. O zaman sadece ışıltısı kalıyor. O simi alıp pulu gidiyor. Bütün klasik silikonlu makyaj bazları gibi. Bu da cildinizi kalife gibi yapıyor. Ama benim bunu sevmemin nedeni bence gerçekten çok da güzel bir nem veriyor. Daha doğrusu yumuşatıyor yani. Bunu sürmeden önce biraz önce cildim çok daha kuruydu. Şu an daha böyle nemli nemli. Neredeyse biraz yağlı gibi ama iyi anlamda söylüyorum bunu. Altın rengi minik simler var. Yok değil. Ama birazdan gidecek. Bu arada bu olmazsa olmaz ürünüm mü? Değil. Çünkü makyaj bazları genel olarak benim için olmazsa olmaz değil. Her zaman kullanmıyorum ama kullandığım zaman, kullanmak istediğim zaman elim hep buna gidiyor şu son zamanlarda. Çok beğendiğim ve hiç beğeneceğimi düşünmediğim bir ürüne geliyorum. YSL'in Cushion fondöteni. Fusion Ink Cushion Foundation. Bunun numarası 20. Ben 20 diye gördüğümde dedim ki kesin bu bana koyu olacak. Kesin ben 10'umdur. Ama ben YSL'in tuş ekle fondötenini çok severek kullanmıştım ve onda da 20'ydim. Zaten yanlış hatırlamıyorsam 20'den başlıyor. Bunun üzerinde böyle çok güzel Duygu Özasan yazmışlar. YSL gönderdi bu ürünü bana bu arada. Böyle bir süngeri var. Bunu da hiç seveceğimi düşünmemiştim ama çok sevdim. Her ne kadar çok hijyenik olmasa da bunu böyle buraya koymak sürekli. Ve henüz hiç yıkamadım. Hayatımda kullandığım en hızlı ten ürünü. Aynı tuş ekle gibi kokuyor. Böyle biraz çiçeksi. Az kapatıcılık veriyor. Ve ne çok parlak ne de çok mat bir bitişi var. Ama kalıcılığına gelecek olursak kalıcılığı çok yüksek değil. Zaten böyle bir şey vaat ettiğini zannetmiyorum. Çünkü cushion fondötenler, yani böyle süngerli fondötenler hiçbir zaman çok büyük bir kalıcılık vaat etmiyor. Daha çok zaten gün içinde kolay tazelenebilmeleri için bu şekilde bir pakette sunuluyorlar. Çünkü zannetmiyorum kimsenin yanında taşıdığını likit bir fondöteni, yani kocaman cam şişeyi. Bu normal makyaj süngerinizle veya fırçayla, böyle kabuk gibi fırçayla da uygulayabilirsiniz. Fırçayla bence birazcık daha fazla kapatıcılık verebilir. Ben denemedim. Çünkü üşenmişimdir muhtemelen. H&M'den şöyle bir şey aldım geçen gün. Bunu şimdi beraber deneyeceğiz. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Orada denedim. Dünyanın en güzel şeyiydi ama bakalım nasıl olacak. Fluid Foil. Folyo etkili sıvı krem far. Bell Bronze bunun adı. Aa, çok güzel bir şey bu. Bunu gidip alın. Yeni bir maskaraya geçtim. Çok merak ettiğim bir maskaraydı bu. Lancome'un Hypnose Drama maskarası. Çok ünlü ve benim hiç denemediğim bir maskaraydı. Kirpikleri kesinlikle simsiyah yapıyor. Kirpikleri çok belirginleştiriyor. Yani bayağı takma kirpik, takma kişisiniz gibi yapıyor. Biraz ıslak bir maskara. Bunun herhalde birazcık
Bence kuruması lazım. İki tane allığı dönüşümlü kullanıyorum. Bir tanesi MAC'in Sweet Vision allığı. Şöyle bir renk. Diğeri de Yves Rocher'in On Rose bir şey. Bunu kullanacağım bugün. Fırça çok böyle hafif uyguluyor ürünleri ve çok güzel dağıtıyor. Onu fark ettim. Herhangi bir böyle yumuşak kılı duofiber fırça kullanabilirsiniz. Bu Make Up For Ever'ın çok eski bir fırçasıydı. NYX'in Aynalı Dişi paletindeki şu rengi kullanmaya hala devam ediyorum. Bir tane dudak kalemi keşfettim yeni. MAC'in nasıl okunuyor bu? Chicory, Chicory, Chicory. Çok güzel bir böyle gül kurusu, tarçın rengi gibi bir şey. Bu ara MAC'in dudak kalemlerine taktım. Gerçekten taktım çünkü çok kalıcılar. Bu yeni bir renk mi bilmiyorum bu arada. Hiç kimsenin bundan bahsettiğini duymadım. Hiç popüler bir renk değil. Ve dudakları acayip dolgun gösteriyor bu renk. Yani çok dışarıdan çizmedim, hatta hiç dışarıdan çizmedim neredeyse ama böyle şu anlıklarım. Size çok eğleneceğinizi düşündüğüm bir kanal önereceğim. Soyadı öyle mi okunuyor emin değilim ama John Cuckian. Aşağı linkini koyacağım. Hayatımda en güldüğüm çocuk ve en sevdiğim insan şu anda. Böyle ünlü YouTuberların birbiriyle atışmalarından bahsediyor işte ya da skandallardan, güya skandallardan bahsediyor. İşte şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Yok işte sponsorlu demedi ama sponsorlu videoydu falan gibi şeyler. O kadar komik bir çocuk yani 25 dakika boyunca çocuk hiçbir şey yapmadan sadece konuşuyor. Yani bir şey yaparak konuşsa tamam izlersiniz, dinlersiniz ama o kadar izleyiciyi tutmak sadece konuşarak çok zor bence ve asla atlamıyorum. Asla yani falan sık deyip geçmiyorum başka videoya. Aşırı akıcı konuşuyor ve çok komik bir çocuk bence. Ya tabii ki bence biraz şey hani ya seversiniz ya nefret edersiniz öyle bir tip. Ama bence mutlaka bakın işte Kylie Jenner'ın logosu o dudaklı akan dudaklı logosu meğerse çalıntıymış falan bununla ilgili soruşturmalar yapıyor falan böyle. Kanıtlarla konuşuyorum ben falan diye. O kadar komik bir çocuk ki çok eğlenerek izliyorum onu. Aralık ayı Spotify listem yine aşağıda var. Takip ederseniz ay boyunca şarkı ekledikçe de böyle aynı anda dinlemiş oluruz. Güzel olur. Bu ayın başında izlediğim Arrival filmi, izlediğim son zamanlarda izlediğim en iyi filmlerden bir tanesiydi. Hala vizyonda. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Yani o kadar tavsiye ediyorum ki filmi. Uzaylılarla ilgili film. Ve içinde aslında çok farklı bir şekilde kişisel bir hikaye de var. Zaten hani o kişisel hikayeyle başlayıp o kişisel hikayeyle bitiyor. O olayını da çok sevdim filmin. Uzaylıların dünyaya inmesiyle başlayan bir hikaye. Ama böyle acayip bilim kurgu, acayip böyle saçma sapan yaratıklı bir şey falan beklemeyin. Öyle filmleri ben de sevmiyorum. Çok güzel bir film. Yeni bir diziye başladık gibi bir şey Taylan'la. Westworld. Biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur kesin. Çok ünlendi son zamanlarda. Şu an böyle ona başladık. Onu böyle izliyorum falan. Bu saçma sapan arka plana saçma sapan bir ağaç eklendi bu videoda. Bu artık saçma sapan olaylardan ben de çok sıkıldım. O yüzden güzel bir arka plan, güzel bir ışık bir şey ben de istiyorum. Emin olun ben de istiyorum. Onu yapacağım en kısa zamanda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu yeni düzen, yasak kelime düzeni. Düzen hoşunuza gitmiştir. O zaman eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.